Bugün 20 Temmuz. Yolda 12. günüme başlayacağım. Dün 72 kilometre sürmüşüm. Bunu da sıfırlayayım bu arada. Cem evinin yanına kurduydum. Gayet güzel. Sorunsuz bir gündü. Yani dün o kadar yorulmuşum ki. Hikaye paylaşacağım. Instagram'a giriyorum. Uyuyakalıyorum. Telefon elimden düşünce uyanıyorum. Hikayeler kısmına geçiyorum. Uyuyakalıp telefon düşüyor. Çok yoruldum ya. Çünkü kaç gündür 5 saat uykularla. Gerçekten 4 saat uykularla. Burada fiziksel akşama kadar yoruluyoruz. Böyle olunca bayağı bir vücut artık yıpranıyor. Ya bir tek keşke bisiklet sürmek olsa işimiz. Yani bu böyle olmuyor. Bu çantaları tek tek saç, tek tek topla. Ya mutfak eşyaları bir yerde. Temiz kıyafetler, kirli kıyafetler başka yerde. Yani kirliyi çıkarınca başka bir çanta açıyorsun. Temiz almak için başka bir çanta açıyorsun. Duş malzemeleri mesela ön tarafımda. Hepsini aç kapa, aç kapa, aç kapa. Çadırları kur, topla. Bunlar da yoruyor yani. Benim burada bakın 6.50 gibi uyandım. Saat 8 olmuş. Yani 1 saatte toparlanabiliyorum. Eğer daha da yayılmış olsaydım böyle... Çamaşır falan yıkayıp sermiş olsaydım daha da uzun sürerdi. Bugün nereye gitmeyi planlıyorum? İğne'de Longoz ormanlarına gitmem gerekiyor ama onu bugün gidebilir miyim sanmıyorum. Orada bir dağ aşmak lazım. Yenice'ye gidebilirsem iyi. Ertesi gün de dağı aşar inerim. Güzel olur. Taner diye bir arkadaşım var. Zaten evine misafir olmuştuk. Taner'i bu arada çekemedim. Çünkü geceliğindi. 12'de varınca sabah da çocuk işe gitmek için 5'te kalktı. Yani dolayısıyla bir pek sohbet muhabbet ortamımız olamadı yani. Yemeğimizi yedik. Duşumuzu aldık, yattık. Şimdi burada Taner'le sözleştik. Onun motoru var. Orada buluşacağız. Orada 2 gün beraber kamp yapacağız. Orada sizi de tanıştıracağım Taner'i. Çok iyi çocuk. O zaman biraz artık konuşmayalım da sürelim. Rampalarda aşağı inerken olabildiğine hızımı alıyorum. Sonra rampanın yaklaşık yarısından fazlasını çıkıyorum. Eğer bu kadar kısaysa tabii. Lüleburgaz'a yeni geldim. Burada Sokullu Mehmet Paşa'nın külliyesi var. Az ileride de köprüsü var kendi adına. Şimdi Sokullu Mehmet Paşa'dan biraz bahsedeyim. Kanuni, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde sadrazamlık yapıyor. Onun haricinde çok önemli birisi çünkü bizim şu anda bile güncel olarak meşgul olduğumuz bazı konular var. Mesela Kanal İstanbul gibi. Bu tarz şeylerin fikir babası yani.
Şimdi benim niyetim bugün Yenice'ye gitmekti. Ama Pınarhisar'da artık akşam oldu. Demin de yağmur yağdı. Hava şöyle göstereyim. Şu taraf bayağı zaten yoğun. Demin bir yağmur attı. Ben de işte bu benzinliğe geldim, kurdum. Burası gayet güzel, bir bahçesi var. Zor durumlarda nasıl duş alıyorum? Yani her zaman duş yeri bulamıyorum. Bu tarz durumlarda duşumu nasıl alıyorum? Yani kendimi nasıl temizliyorum? Şöyle bir duş torbam var. Bu duş torbasını böyle uzun soluklu şeyler için ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunu dolduruyorum. Bu 12 litre. Bunu kullanmaya başlayınca böyle astıysam yukarıya, bunu kullanırken şu seviyelerde falan artıyor bana. Siyah olduğu için bunu koyuyorsunuz güneşe. Yaklaşık 2-3 saate sanırım. Isınıyor içindeki su. Gayet duş almak için ideal bir sıcaklığa ulaşıyor. Şimdi ben zaten hazırda bir sıcak su buldum. Hadi diyelim ikisi de olmadı. Güneş de yok. Ya da var ama ısıtmıyor. Tüpümüz var mesela. Benim küçük bir tüpüm var burada. Bunu suyu dolduruyorum işte şu seviyelere kadar. Biraz daha kaynattığım kaynar derecede işte 100 derecelik bir suyu üstüne eklediğim zaman su ılık oluyor. Günün sonunda sizin duş almanızı, hani günü kurtarmanızı sağlıyor. Bir kere öncelikle bunu yüksek bir yere asmanız lazım. Yoksa yani şu yükseklikte bile benim az bir şey eğilmem gerekiyor. Çünkü bu tıpa biraz uzun. Şu şekilde açtığım zaman şöyle suyu akıtıyor. Kapatıyorum. Bu kadar. Basit. Bu torbanızı elinizin altına kolay bir yere koyun. Mesela benim arka çantalara ulaşmam gün içinde çok zor. Yani mümkün değil yani. Bütün bagajı çözmem gerekiyor. O yüzden öndeki çantalardan sol çantam bu temizlik yani duş malzemeleri için ayırdım. Kapalı bir alanda gerçekten bir banyo keyfi yakaladığınız zaman hemen oradan çıkartıyorsunuz. 2 dakikada hazırsınız. Su dediğim gibi yine bakın arttı. Neredeyse yarısını kullanmışım. Havlu kurutmaya gelince çadırın içinde asmayın. Çadırın içinde kurumuyor. Çadırın ya üstüne asın ya da bu çadırın yanında ip veriliyor. Onu bir yerden bir yere gerdirin böyle. Öyle daha güzel. Sabaha kadar kurur. Thank you.
inişe başlıyoruz. Buranın rüzgarı da soğuk esiyor ya. O yüzden de bu yaz sıcağında rüzgarlık giyiyorum. Neyse, şimdi inişe geçelim. Biraz da yolu çekerim. Sonra da kıyıya varmış olurum. Sabah 8.30-9 gibi yola çıktım. Saat tam 9, yani 12 saat olmuş. Çadırımı yeni kurdum. Çadır yeri bulmakta çok zorlanmadım. Sahil zaten 10 kilometreymiş. Buraya indiğimde biraz garip karşılandım. Çünkü oradaki rampaları buranın halkı biliyor. Zaten tek bir yön var orası. Halk biliyor, o yüzden birkaç kişi böyle hemen nasıl geldin falan filan diye etrafımı çevreledi. Karanlığa kaldığım için denize girmeyeceğim. Yarın sabah erkenden denize gireceğim. Çadırımı toplayacağım. Taner gelecek. Taner'le buraları gezeceğiz. Muhtemelen akşamüstü bir daha kuracağım çadırımı. Su harika ya. Deniz, hani derler ya, çarşaf gibi diye. Gerçekten çarşaf gibi.